ameliyat sonrasında izin kalıp kalmaması da çok önemli bir nokta. Çünkü yüz bölgesinde gerçekleştirilen bir ameliyat. Biraz önce sizin de dediğiniz gibi eğer kişi erkekse bir bayan gibi saçıyla her zaman kapama riski de olmuyor. Olanağı da olmuyor. Ne yapıyorsunuz? İz kalıyor mu? Nasıl bir teknik kulak bu? Kulak arkasından yaptığımız için insanların bu izi görmelerine imkan yok. Zaten adı üstünde ismimiz estetik plastik cerrahi uzmanlığı. Doğal olarak biz izlere karşı çok hassas davranırız. Olabilecek en minimal izle ameliyatlar neticelenir ve kulak arkasında da olduğu için hiç görülmez, kimse de anlamaz. Peki şişlik ve morluk genelde ameliyatlardan sonra, bu tür ameliyatlardan özellikle estetik müdahalelerden sonra yaşanabilen bir süreç. Ne diyeceksiniz? Şişlik ya da morluk kalıyor mu? Çok ciddi şişlik ve morluk olmaz. Eğer olmuş ise bile ortalama 7-10 gün içerisinde tamamen kendiliğinden beklemeyle geçecektir. Hastalarımız yaklaşık bir hafta sonra çok rahat bir şekilde saçlarını toplayarak, topuz yaparak halk içine, insan içine çıkabilirler. Hastanede herhalde yatma gerektirmiyor değil mi? Ameliyattan ne kadar süre sonra bir kişi işinin başına dönebilir, okuyorsa okuluna gidebilir, ne kadar süre sonra banyo yapabilir, günlük işlerini lokal anesteziyle yaptığımız ameliyatlarda hastanede ameliyattan sonra yarım saat, bir saat dinlendikten sonra gönderebiliyoruz. Genel anesteziyle yaptığımız durumlarda ise hastanın bir 5-6 saat narkozun etkisini atana kadar hastanede kalmasını istiyoruz. Ancak hastanede kalması şart değil, aynı gün taburcu olabilir. Bu tür hastalar ne zaman insan içine karışabilir, işine gücüne dönebilir dediniz. Ben özellikle bu ameliyatlardan sonra kocaman sargı bezleriyle bandaj yapıp sarmıyorum. Ki dikkat çekmelerini istemediğim için. Pansumanı yaparken ameliyat sonrasında bildiğimiz 4 parmak genişliğinde saç bantları kullanıyorum. Tenisçi bantları şeklinde de söylenen saç bantları kullanıyorum. Özellikle bayanlarda ameliyatın yapıldığı anlaşılmıyor bile. Erkeklerde tabii birazcık bayanlara göre biraz daha komik durabiliyor ama yine de kocaman sargılara göre daha kabul edilebilir düzeyde. Bu hastaları biz ameliyattan sonraki 3. günde ilk pansumana çağırıyoruz ve ilk 3 gün operasyon bölgesine su değmesini istemiyoruz. 3. gün pansumanını yapıyoruz ve ondan sonra kulağı açık bırakacak durumda oluyoruz. Ve hastamıza banyosunu yapmasını, tabii ki nazik davranmak kaydıyla banyo yapmasına izin veriyoruz.